Romantizm, realizm. Realizm, his ve hayale kapılarak değil, müşahede ve hakikate istinat ederek yazı yazma tarzı ki o yolda yazılara realist denilir. Realizm, 19. asrın yarısından sonra meydana çıktı. Ondan evvel de müteaddit yazı mesleki vardı. O mesleklere dair kısaca ve topluca malumat almak için Garp edebiyatına kuş bakışı bir göz gezdirmek lazımdır. Eski Yunanlıların esatiri ve muhteşem bir edebiyatı vardı. Bu edebiyat Latin edebiyatını zuhura getirdi. Bir müddet sonra Garplılar Hristiyan oldular, yakalarını papazların pençesine kaptırdılar ve koyu bir cehalet karanlığında kaldılar. Fikir, kilisenin düşündüğü, ilim, kilisenin öğrettiği idi. Kiliseye muhalif düşünmek ve yazmak adeta mürtet olmaktı. Binaenaleyh, miladın 13. asrına kadar yazabilenler, kilisenin rızasına muvafık dini mevzuları, din lisanı sayılan Latince ile yazmışlardı. Şanson denilen ve Truver yahut Troubadour tabir edilen halk şairlerinin okudukları epik yani kahramanca manzumeler bile dini bir maksatla yazılıyordu. 13. asırda Floransa'da yetişen Dante, Divine Commedia ismindeki eserini biraz da Ebu'l-Ala'nın Risaletül Gufran'ından ve Şeyh-i Ekber'in fütuhatından ilham alarak ilk defa olmak üzere İtalyanca yazdı. 14. asırda yine İtalya'da zuhur eden Petrarch Latince eserleri okuyor, onlardan fikir ve örnek alıyordu. Onlardan aldığı feyz ile İtalyanca olarak manzum, mensur birçok kitap yazdı. Birçok da mukallidi yetişti. Açmış olduğu çığıra Petrarkizm denildi. 15. asırda hümanizm denilen yazı tarzı ortaya çıktı. Bunun esası Yunan ve Latin eserlerinden fikir ve örnek almak, bir de beşeri yani gayrimilli bir düşünce ile yazmaktı. 16. asırda Fransa'da Pleyat şairleri yetişti. Bunlar Ronsar riyasetinde toplandılar. Köylü lehçesinden ve başka dillerden kelime almak suretiyle Fransızcayı genişlettiler. Biraz sonra gelen Malherbe ise fazla kelimeleri atmak, bayağı şiveleri kaldırmak, nazım şekillerini muntazam kaidelere bağlamak suretiyle Fransız edebiyatını ıslah etti. 17. asırda klasizm denilen yazı tarzı göründü. Yunan ve Latin eserlerini taklit etmek, histen ziyade fikre ehemmiyet vermek, süslü ve yüksek bir üslub ile yazmak, bir de milli değil insani bir düşünce ile kalem oynatmak tarzına klasizm, o yolda yazanlar ise yazdıklarına klasik denildi. 18. asırda Fransa'da yıkıcı bir edebiyat zuhura geldi. O asrın edipleri yazılarıyla saraya ve kiliseye hücum ediyorlar, bu istibdat merkezlerini yıkmak, halkı hürriyete kavuşturmak istiyorlardı. 19. asırda romantizm göründü. Romantizm, klasizmin zıttı denilecek mahiyetteydi. Klasizm, Yunan ve Latin edebiyatının mukallidi, onlardaki sabit kaidelerin tabiiydi. Romantizm o kaidelere uymuyor mevzunu Yunan ve Latin tarihinden değil her yerden ve her şeyden alıyordu. Klasizmde tasvir yoktu, hisse o kadar ehemmiyet verilmiyordu. Romantizm eşhası da eşyayı da tasvir ediyor ve fikir derecesinde hisse de ehemmiyet veriyordu. Klasizm hüman yani insani idi. Romantizm ise milli duyguları ihtiva ediyordu. 19. asırda fen ilerledi, metafizik malumattan bazıları fen erbabınca ilim dairesinden çıkarıldı. Edebiyatın da hakikate istinad etmesi, yani his ve hayalden ziyade tetkik ve müşahede mahsulü olması bazılarınca ileri sürüldü. Neticede realizm denilen edebi meslek ortaya çıktı. Bundan sonra Parnesiyenler meydan aldılar.
Parnas kelimesi eski Yunanca'da ilim, maarif ve sanayi mabudesine mensup bir dağın adı imiş. Mecazen şiir ve şiirler manasına da gelirmiş. 19. asrın sonlarına yakın muasır Parnas ünvanlı bir şiir mecmuası neşredilmişti ki adeta bir müntehabatname yani antolojiydi. Genç Fransız şairlerinin eserlerini ihtiva ediyordu. Parnas mecmuasında eseri bulunanlara Parnasiyen vasfı verildi. Bunların üslubu parlaktı, ifadeleri kapalı ve iphamlıydı. Eserlerinde his hakimdi, tasvire çok ehemmiyet veriyorlardı. Daha sonra sembolizm denilen remzi meslek çıktı. Bunun salikleri maksatlarını vuzuh ile değil, sembol yani remz ile anlatmak, daha doğrusu anlatmamak, adeta yazının manasını sen bul diye okuyucuya bırakmak istiyorlardır. Onların iddialarına göre şiir, gönüldeki heyecandan ibaretti. Tarif ve tasvir edilemez, ancak telkin olunabilirdi. O halde okuyucuya fikir vermekten ziyade onu mütefekkiresine heyecana getirmek lazımdı. Bunu yapabilmek de sembolizm oluyordu. Musiki'nin nasıl terennümlerinden zevk alınıyorsa, sembolik şiirin kelimelerini de öyle duymak, onların manasından ziyade ahenginden mütehassıs olmak icap ediyordu. Bu hususta Ahmet Haşim'in Piyale adlı şiir kitabındaki mukaddimeye göz gezdirilebilir.